şeyi kabul etmiyoruz. Nitekim Müslümanlar arasında böyle bir fırka da türedi. Ki ben isimlerini söylemek istemiyorum. Kur'an'ın dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Hadisi kabul etmiyoruz, sünneti kabul etmiyoruz. Kur'an'da ne varsa kabulümüzdür ama Kur'an'ın dışındakileri biz kabul etmiyoruz. Diyoruz ki, ve bu zümre özellikle kendilerini çok aydın görüyor. Efendim din şinas görüyorlar, kendilerini dindar olarak telakki ediyorlar, ön plana çıkarıyorlar. Diyoruz ki, kendilerini aydın gören bu zihniyet neden sünnete hedef aldılar? Neden Peygamberimizin sözlerini, hadisi şerifleri hedef aldılar? Kur'an-ı Kerim'in veya genel anlamda İslam dininin doğru anlaşılması, doğru anlaşılmasının en önemli yolu Peygamberimizin hadisi şerifleri değil mi? Peygamberimizin amelleri değil mi? Peygamberimizin beyanları değil mi? Kendilerini aydın gören ve Müslüman gören bu zihniyetin ağa babası kimdir? Bu zihniyetin mayası nedir? Yani bu zihniyet, daha doğrusu bu düşünce nereden kaynaklanıyor? Evet. Bakın bu düşüncenin kaynağı nedir? Bu düşünce, efendim bu inanç şekli bugün ortaya çıkan bir düşünce değil. Ortaya çıkan bir akım değil. Bu düşüncenin Peygamber Efendimizin hasta yatağı dönemine geri döndüğünü ve oradan kaynaklandığını biz görüyoruz. Yani bu düşüncenin kaynağı, çıkış merkezi Kırtas hadisesidir. Nasıl o gün birisi Allah'ın kitabı bize yeterlidir dedi ve birileri onu destekledi. Ve sonraki zamanlarda aynı düşünceyi savunanlar Peygamberimizin hadislerine yasaklar getirdilerse ve 90 sene boyunca hadisler yazılmadı, çizilmedi ise bugün Kur'an'dan başka hiçbir şeyi kabul etmiyoruz diyen düşüncenin döndüğü dolaştığı yer orasıdır. Hı. Diyoruz ki sünneti reddetmek aslında Kur'an'ı kabul etmekle çelişir. Bakın. Evet. Çelişir. Yani bunlar demiyorlar mı? Biz Kur'an'ın dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Sünneti falan kabul etmiyoruz. Hadisi kabul etmiyoruz çünkü bir sürü uydurma hadis var. Diyoruz ki yani bu inanç, bu söz, bu söylem Kur'an'ı kabul edip de sünneti reddetmek düşüncesi Kur'an'ı kabul etmekle çelişir. Yani aslında bunlar Kur'an'ı da kabul etmiyorlar ama farkında değiller. Neden çelişir? Bakınız iki noktadan dolayı çelişir. Bir, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin mübarek iki dudağının arasından çıkmış mı? Çıkmış. Peygamberimizin mübarek ağzından çıkmıştır. Allah-u Teala'nın kelamıdır. Vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz'e nazil olmuştur ve insanlığa nasıl ulaşmıştır? Peygamber Efendimiz'in iki dudağının arasından çıkmıştır. Sünnet nereden çıkmıştır? Sünnet de Peygamberimiz'in ağzından çıkmıştır. Hadis de Peygamberimiz'in ağzından çıkmıştır. İki, bu noktadan baktığımızda diyoruz ki Kur'an'ın çıkış noktası Peygamberimiz'in ağzı. O Hazret'in ağzıyla insanlara ulaşmış Kur'an. Sünnet de aynı şekilde. İki, Peygamber Efendimizin mübarek ağzından çıkıp da kabul edilmeyecek bir tane kötü ve çirkin sözünü göstersinler. Bir tane. Bu düşüncenin sahipleri, bize Allah'ın kitabı yeter görüşünü o gün temeline atıp, bugüne kadar devam eden bu düşüncenin sahibi Peygamber Efendimizin ağzından çıkıp çirkin olan, kötü olan bir tane söz, bir tane nokta bize ispat etsinler. Hocam bir nokta virgül koyalım. Siz de soluklanın isterseniz. Çok güzel bir mesaj geldi. Onu ileteyim. Sinan Torun kardeşim İstanbul'dan. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Eray Bey. Mükemmel bir konu üzerinde sohbetinizden sizi kastediyor hocam. Feyizlendiğimizi söylemek isterim. Hocamızın ağzına yüreğine sağlık. Düne kadar fazla tanımıyorduk biz Mehdi hocamızı ama bu programlar sayesinde hocamızın ne kadar üstün bir ifadeye ve bilgi birikimine tanık olduklarını söylüyorlar. Yani sizin de yeni tanışan bir İstanbul evet, hayranınız diyelim. Olabilir. Selamlarını size iletelim. Sinan Torul kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada nefeslenmiş oldunuz hocam. Allah'ın selamı o kardeşimize, Sinan kardeşimize. Sinan kardeşimizin şahsında ekranda bizleri izleyenlerin cümlesinin üzerine olsun. Bakınız
Allah'ın kitabı bize yeter dediler mi? O kişilerin düşüncesiydi. Kişilerin mantığıydı. Bir de Allah'ın emrine bakalım. Bakın Resulullah Efendimiz hakkında kişilerin düşüncesi. Resulullah Efendimiz hakkında Allah'ın emri. Bakınız. Bir, Necm suresi 2. ve 4. ayetler buyuruyor ki Estaizu billah ve ma yentuge anil hava in huve illa vahyun yuha. Açıp mealden bakabilirler. O heva hevesine kapılıp hiçbir şey söylemez. Onun söylediği her şey vahiydir. Kur'an peygamberimiz hakkında bunu bize buyuruyor mu? Eyvallah. Evet. Peygamberimiz hasta yatağındayken ya Allah aşkına ayette diyor mu? Peygamber sağlıklıyken ne söylerse vahiydir. Hastayken ne söylerse içinde efendim yanlış şeyler de olabilir. Haberiniz olsun. Böyle bir ayet var mı? Böyle bir açıklama var mı? Ve ma yentigu buyuruyor. Bakın ve ma. Peygamber ne söylerse vahiydir. Heva ve hevesinden söylemez. Evet. Ayette bir tefsire, ayette bir şerh, ayette bir açıklama yok ki hastayken söylediklerine itimat etmeyin. Sağlıklıyken söyledikleri vahiydir. Var mı ayette bu? Yok. Ama Ömer Efendi böyle demiyor. Ömer Efendi diyor ki o hastadır. Hasta olduğu için sayıklıyor. Allah'ın kitabı bize yeter. Bunu Buhari yazıyor. Diyoruz ki kardeşim Peygamberimiz hasta yatağında İ'tunu bis sahifetin ve devatin ektub lekum kitaben. Bana bir sayfa, bir kalem, bir kağıt getirin size bir vasiyet yazdırayım. Necm suresinin ayetlerinin yanına Peygamberimizin bu sözünü bırakın. Allah buyurmuyor mu o heva ve hevesine kapılıp evet. konuşmaz vahiydir söyledikleri. Evet. Peygamberimiz de ömrünün son nefeslerinde buyurur ki bana bir kalem kağıt getirin bir vasiyet yazdıracağım. Yani bu da vahiydi. Bu evet. vahiydi. Orada Kur'an'ın dışında Peygamberimizin lisanıyla insanlığa ulaştırılacak olan ve Peygamberimizin eliyle yazdırılacak olan vahyin önüne geçilmiş oldu. Geçiyorum başka bir ayete. Ve ma kana li mu'minin. İzleyicilerimiz iyi dikkat etsinler, mealleri açıp bakabilirler. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'mine izâ kazallahu ve resûluhu emren en yekûne lehumul khiyare. Bakın. Min emrihim ve men ya'sillah ve resûlehu fakat zalle zalâlen mubîne. Ahzab 3. Buyuruyor ki Allah ve Resulü bir konuda hükmettikleri zaman mu'min ve mu'minelerin tercih hakları yoktur. Bakın tercih hakkı yoktur. Allah ve Resulü hükmetmişse mu'min ve mu'mineler teslim olacaklar. Hı hı. Tercih hakları yoktur onların. Bitti, amel ettik, bitti. Eyvallah. Bakın tercih hakları yoktur. Bu emri, bakın seçme hakları yoktur. Yani peygamber böyle söyledi. Efendim ben onu bırakayım, başka bir şeyi seçeyim. Buyuruyor ki en yekune lehumul khiyere. Seçim hakları yoktur. Bu cümlenin hemen arkasından ne buyuruyor? Ve men ya'sillah ve resulahu. Kim Allah'a ve Resulüne asi olur ise o açık bir delalete düşmüştür demektir. Bu hükmün arkasında Allah'a ve Resulüne asi olma kavramında maksat nedir? Yani Allah ve Resulü bir şeyde hükmettikten sonra bir insan kalkıp başka bir şeyi tercih ederse, seçerse bu insan Allah'a ve Resulüne asi olmuştur. Allahu Teala da buyurur ki o insan açık bir delalet içindedir. Peygamberimiz buyurur ki bana kalem kağıt getirin. Tercihi budur, emri budur. Bakın peygamberin emri budur. Allah da buyurur ki Allah ve Resulü bir konuda emir verdikleri, hüküm verdikleri zaman. Peygamberin emri budur. Bana kalem kağıt getir. Orada kim olursa olsun Mehdi Aksu'nun babası da başka bir şeyi tercih ediyorsa açık bir delaletin içindedir. Haşr suresi 7. ayet. Ve ma atakumur resul fehuzuhu ve ma nehakum enhu fentehu. Peygamber size neyi verirse alın onu. Neden vazgeçmenizi isterse vazgeçin ondan. O gün orada peygamberimiz bir şey verecekti ümmete. Öyle bir şey ki buyuruyor ki ona uyduğunuz takdirde delalete düşmezsiniz. Kadirhum'un tasdiki olacak. Eyvallah. Rızasını atacak.
Etiullah ve etiur Resul, Enfal suresi 1. ayet. İtaat edin Allah'a ve itaat edin Resulüne. Bakın buradaki itaatlerin hepsi, peygamberimize dair itaatlerin hepsi mutlaktır. Allahu Teala buyurmuyor ki efendim savaşta itaat edin de barışta itaat etmeyin. Şehirde itaat edin de yolculuk. Böyle bir şey yok. Sağlıkta itaat edin de hastalıkta. Böyle bir şey yok. İtaat mutlaktır. Peygamber Efendimiz'e dair ayette buyuruluyor ki ya eyyühellezine amel stecibu lillahi velil resul izâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman getirenler, ya eyyühellezine amel, ey iman getirenler, Allah ve Resulü sizleri hayata davet ettikleri zaman icabet edin. Yani Allah'ın ve Resulünün davetinde hayat vardır. Ama hangi hayat ki girmek istemiyorum, o hayata 7 çeşit hayat vardır, ona girmek istemiyorum. Dolayısıyla aray kardeşim, bu ayetlere baktığımız zaman, bu ayetleri incelediğimiz zaman, efendim Kur'an bize yeter sözünün, söyleminin, inancının temelini atanlar ve bugüne kadar gelip, bugün bu inancı, bu görüşü dile getirip, kendilerini aydın gören, aydıncıklara diyoruz ki, bu ayetlere karşı sizin sözünüz nedir? Sizin sözünüz, sizin görüşünüz bu ayetlere aykırıdır, aykırı mıdır, aykırı değil midir? Hı hı. Dolayısıyla biz bu noktada onlardan cevap bekliyoruz. Ve kaynaklara baktığımız zaman, kaynaklar bizlere Ehl-i Beyt'in beyancı olduğunu zaten gösteriyor ki, inzar